Allah e, akil, bali olan her Müslümana Ramazan-ı Şerif'te oruç tutacaksın diye emretmiştir. Şeriatımızın kat'i emirlerindendir. Yorumu evirip çevirilmesi mümkün olmayan bir ibadettir. Ama çok farklı olarak hikmet-i ilahi Allah e, bazı ruhsatlarda getirmiştir. Mesela, seferi Müslümana oruç ruhsatı verilmiştir. Tutmayabilir orucunu. Buradaki tutmama oruç gene farz oluyor. seferi Müslümana oruç farz. Farz olmasına da ama ruhsatı var elinde. Erteleyebilir bunu. Ramazan-ı Şerif'in 5. gününde 90 kilometreden daha uzun bir mesafeye yolculuk yapmaya niyet edip yola çıkan müslüman 90 kilometrelik mesafeye gidinceye kadar orucunu tutmayabilir. İstasyonlarda oturup yemek yiyebilir. Günaha girer mi? Asla girmez. Neden? E Allah'ın verdiği bir ruhsattır. Bu e, arabayla gidiyor, kolay gidiyor, işte hiçbir sıkıntısı yok. Allah ruhsatı verdi mi? Verdi. Tamam gittiği yerde seferiliği devam ediyorsa eğer nasıl seferiliği devam eder? 90 kilometreden uzun bir mesafeye gitmiştir. Kendi yeri değildir. Orada misafirdir. Misafir olarak kalacaktır. Dolayısıyla 15 günden de az kalacak. Tıpkı namazda namazları kısaltarak kılma, 4 rekatları 2 rekat olarak kılmakla ilgili seferilik hükmü ne idiyse burada da aynısı. Müslüman 15 günden az kalacaksa, kendi evi değilse gittiği yer seferidir. Orada oruç tutmayabilir. Tutmasın diye bir şart yok ama. Tutmayabilir diyoruz. Uygundur, kendi evi kadar rahattır veya otel çok iyidir. Orucunu tutmayabilir. E, tutsa daha sevap değil mi? Onu kişi bilir kalbiyle Allah arasındaki bir iştir. Bu ruhsat umumidir. Yani her Müslüman için bu ruhsat geçerlidir. Bu na seferilik ruhsatı diyoruz. Yani kendi evinde oturan insana mukim denir. Kendi yerinde oturuyor, mukimdir. Veyahut da mesela aslı A şehrinden bir Müslümandır da B şehrinde çalışıyordur. Kaç senedir oradadır. O hem A şehri, B yani asas kendi toprağı olan yerde gittiği zaman mukimdir. Hem de iş güç sahibidir. Mesela ne gibi? Sivas'taki bir Müslüman, evi köyü orada duruyor da İstanbul'da iş buldu, İstanbul'da çalışıyor. Ee, fırsat buldukça da köydeki evine gidiyor. Bu Müslüman... Hem Sivaslıdır, hem İstanbulludur. Sivas'ta da, İstanbul'da da evi vardır. Ama İstanbul'dan Sivas'a gidip gelirken seferiyedir. Neden? 90 kilometreden çok uzun, yaklaşık 1000 kilometre bir mesafe. Seferilik için geçerlidir. Bu Müslüman, İstanbul'da oruç tutmak zorunda. İstanbul çünkü yaşadığı yer. Sivas'a gittiğinde de oruç tutmak zorunda. Neden? Çünkü Sivas'ta onun kendi anahtarları, evi, barkı orada hala. Sivas'ta yani İstanbul'da işim bitince Sivas'a döneceğim diye bekliyor. Sivas'ta da oruç tutacak. İstanbul'la Sivas arasında yolculuk yaparken orucunu yiyebilir mi? Yiyebilir. Günaha girer mi? Girmez. Eğer oruç tutarsa daha çok sevap kazanır mı? Bir dakika. Bir dakika duracağız burada. Eğer araç kullanıyorsa... sıcak bir Ağustos ayında... ve susuzluktan dolayı... başı dönüp kaza yapma tehlikesi varsa... oruç tutmaması daha faziletli o zaman. Ha Ne çıkarıyoruz buradan? Durum değerlendirmesi yapar Müslüman. Böylesi daha... E, takvası için... uygunsa onu yapar. Değilse yapmaz. Ama e, bir Müslüman... seferilere izin veriliyor diye... Ramazan'ın birinde yollara dökülüp 30 gün dolaşayım diye düşünürse, e, kanunen diyelim hani bizim Türkçe'de anlayacağımız gibi, normalde seferi olduğu için hep e, bu Müslüman oruç e, tutmaz. Hakkı oruç tutmamak ama bunları bir gün tutacak tekrar. Bir gün tutacak. Veya tabi olarak şöyle düşünelim, şoför, otobüs şoförü, kamyon şoförü, ee, mesela İstanbul'da oturuyor kamyon şoförü yük almış İstanbul'dan Erzurum'a götürmüş oradan Van'a götürmüş oradan Diyarbakır'a getirmiş oradan Ankara'ya getirmiş oradan İzmir'e get getirmiş İzmir'den Kocaeli'ne dönmüş Kocaeli'nden tekrar Ankara'ya dönmüş Ramazan'ın 25'i oldu hala devam ediyor bu şoförün otobüs şoförü veya kamyon şoförünün oruç tutması gerekir mi? Gerekmez niye gerekmez? Hep seferi bu. Ama 26'sında İstanbul'a geldi. Otomatik oruçlandı. Niye oruçlandı? Çünkü İstanbul onun evi. İstanbul evi. İstanbul'da mukim. Peki 30 gün hiç e, evine dönmedi. 30 gün hiç oruç tutmayabilir mi? Tutmayabilir tabii. E niye? Çünkü şeriatımız kamyon şoförleri, otobüs şoförleri hariç diye bir kural koymadı ki. Şoför... lastiklerin üstünde gittiği sürece evinde değil demektir. Evinde olmadığı sürece tabii... şehirler arası yolcular için, İstanbul'un içindeki bir taksici için... veya İstanbul'daki belediye otobüsünün şoförü için geçerli değil bu kural. 90 kilometrenin... ötesine gidip... tıpkı namazda olduğu gibi... seferilik ölçülerine göre seferi sayılan birisine aittir bu ruhsat. Ha sonra ne yapacak bu şoför? 26 gün oruç tutmadı. 26 tane borç yazacak bir kenara. 26 gün borçlu bu. Ee, 10 sene hiç şoförlükten ara vermeye fırsatı bulmadı. Kamyon taksitlerini ödüyordu, otobüs taksitlerini ödüyordu. E ruhsatı Allah'ın 10 sene geçiyor demektir. Fırsat buldukça ...bir gün, iki gün toplam mesela... E, ...toplam 215 gün oruç borcu birikti diyelim. E, o arada... E, ...eceli geldi, öldü... E, ...Allah'ın ruhsatıyla yaptı bu işi... ...bir vebale girmez. Ama niyetinde... ...nasıl olsa... E, ...ruhsatlıyız biz hiç oruca kaza etmeyede niyeti yoksa... E, ...zaten öyle bir insan... ...hiç oruç tutmasa ne diyebiliriz ki? Allah'tan korkmuyor, hiç oruç tutmuyor. Biz... Müslüman, mesela kamyon şoförleri Haziran ayında, Temmuz ayında e, Karpuz taşıyor. Adana'dan İstanbul'a Karpuz taşıyor. İstanbul'dan da e, bir başka sanayi eşyasını alıp Erzurum'a götürüyor. Gaziantep'e götürüyor. E, bu adam e, ortalama günde bin kilometreye yakın e, araç kullanıyor. Bunun e, Ramazan-ı Şerif, a, ağustos Ağustos'a rastladığında... 16-17 saate yakın oruçlu geçirmesi gerekiyor bunun. Sıcak e, bir aracın içerisinde klima yok, e, bu Müslüman'a Allah'ın ruhsatı verilip de istifade etmeyecek de kim istifade edecek? Ya e, bu e, can taşıyor, bir otobüse çarptığı zaman canlara mal oluyor bunun hatası. Bunun kan şekerinin düşmemesi lazım, e, bunun susuz kalmaması lazım vücudunun şeriatımız kolaylık şeriatıdır. Gevşeklik değil ama kolaylık şeriatıdır. Ta şeriatımızın inceliklerini hatırlarken ne demiştik? Ayet ne diyordu? Yuridullahu bikümül yusra ve la yuridu bikümül usur. Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Şeriatın temel prensibi bu zaten. Binaenaleyh seferi olan ruhsatlıdır. Bu seferilik e, şoför, otobüs şoförü, kamyon şoförü olduğu zaman da geçerli. Bir Müslüman arabasına binip veyahut da bir otobüse binip Sivas'a yolculuğa gittiği zaman da geçerli. Bir önemli kural daha. Zaruri yolculuk yapmakla keyfi yolculuk yapmak arasında da fark yoktur. Zaruri yolculuk nedir? İşte kamyon şoförünün zaruri yolculuk. Bir ay Ramazan'da çalışma denemez, taksit ödüyor adam, e, ciddi bir şekilde çalışması lazım. Veyahut da cenaze oldu, Sivas'ta bir cenaze var, cenazeye gitmemiz gerekiyor, e, zaruri bu. Veyahut da keyfi bir yolculuğa çıktık. Şeriatımız ruhsat verirken genel ruhsat verdiyse, yolcu, seferi bundan istifade eder dediyse, zorunlular filan diyemeyiz. Bunu bir yerde daha konuşmuştuk. Namazları kasr etmek için demiştik. Kasr yani dört rekatlı namazları, seferi olan iki rekat kılar. Namazı kasr etmek, kısaltmak. E, o zaman da ne demiştik? Yani namazı kasretmek için illa umreye hacca gitmen ya da annenin cenazesine gitmen gibi ağır bir şart yok. Keyfi bir yolculuk da yapsan çünkü şeriat bunu yolcuya seferi olana ruhsat olarak verdi. Bu ruhsatı verirken de çok zorunlu şartlarda yolculuk yapacaksın demedi. Deve üstünde de gitsen, yürüyerek de gitsen, uçakla da gitsen, trenle de gitsen tatile de gitsen, cenazeye de gitsen, şoför olarak da gitsen, kaptan olarak da gitsen ruhsat ruhsattır. Bu çok önemli. Ama bir noktayı hep vurgulamamız gerekiyor. Kul cool, bu hususta hazır ruhsat varken hani öğretmen hastalandı gelmeyecek diye o gün ders çalışmayan öğrenci gibi hazır fırsat bu fırsat deyip tembellik ederse kul cool gevşeklik yaparsa bu onun imanını gösterir. Kalbindeki takvayı gösterir. İbadeti ne için yaptığını e, biz o zaman anlamış oluruz. Buna e, fıkıh kitaplarımızda seferi olan seferi olan oruç için ruhsatlıdır diyoruz. Ama asla seferisin oruç sana yasaktır demiyoruz. Oruç yasaktır. Kim ediyorduk hatırlarsanız mesela aybaşı olan kadına, lohusa olan kadına oruç haramdır tutamazsın diyoruz. Manidir senin bu halin oruç tutmaya manidir. Tutsan da oruç değil zaten ama bununkine ruhsat diyoruz. Ruhsat izin demek. Tutmamaya izin var. Öbürü tutsa da engel.